Blue Pass Games kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizden beraber FIFA 17'de oyuncu kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere İbo'yu yapmıştık. Şişko İbo. Ve onunla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki maçı tam videoya başladım. Fakat sesin yine açmadığımı unuttu. Yani açmayı unutmuşum daha doğrusu. Bir türlü konuşamadım yine. Açmayı unuttuğum için video kaydı ilk maçın gitti. O yüzden tekrardan videoyu durdurup tekrardan sesi falan kontrol edip tekrardan videoyu açtım. Ve bir önceki maçta arkadaşlar bir gol bir asist yaptım. Ve %8'e kadar fırladık gördüğünüz üzere. Bir gol bir asistle beraber 7-50 oran oldu. Bir gol bir asist ama yine maçı yenmemize yetmedi arkadaşlar. Çünkü maçta Uğur Çiftçi'ydi sanırım. Aynen Uğur Çiftçi kırmızı kart yedi ve ilk yarı 2-0 biten maç ikinci yarı 2-2 oldu. Tutamadık adamları, yani bizim defansımız tutamadı. Benim yapabileceğim bir durum yok zaten, favori oyuncusuyum ben. Ne kadar yardım etmeye çalışsam da olmadı. 2-2 bitti ve o maçın ne yazık ki kaydını alamadım. Şimdi sırada Antep maçı var arkadaşlar. Bu maçı hadi bakalım nasıl değerlendireceğiz. Bu maçta gayet iyi oynamayı düşünüyorum ve yine goller, asistler yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet, body geliyor. Gayet güzel bir gol. Hadi bakalım. Bu arada oyunun görüntü kalitesini biraz daha yakına aldık arkadaşlar. Daha gerçekçi. Tamamen bizi gösteren bir şey olsun diye. Oyna bakalım aşağı. Harika pas. Gelemedik bir taraf. Olsun. Kayalı. Milinkovic aldı topu. Kalili kaptırdı. Olsun. Faul olmuş. Kiyan'da Orkan Çınar'a. Orkan Çınar kanattan gidiyor ama olmadı. Biz kaptık topu. Çok güzel. Kalili'den aldık. Harika. İbo aldı. İbo tekrardan. Serdar Güller'de kaptırdık yine. Olsun. Kayalı. Rajit oldu. Reis. Wallace Reis. Bu oyuncuyu ilk defa duyuyorum bu arada. Ligde çoğu zamandır maçı izlemediğim için şu anda oyuncuların adlarını telaffuz etmekte bazen zorlanabiliyorum. Yani çoğunun adını soyadını bilmiyorum. Bir de oyun ayarlarında şu şeyi yapamamışlar. Mesela örnek veriyorum, Serdar Güller ama sadece Güller yazıyor. Yani adını bilmesem onda da sıkıntı yaşarım ki... Şimdi pozisyon bulmuştuk ama atamadık. Olsun. Corner. Topu bize gel. Bize gel. Gel bize. Güzel. Ortayı biz keselim. Vurduk. Hadi be. Uzman pas. 6.7. Bunu atsaydık efsane bir gol olacaktı. Ama olmadı. Olsun. Daha dakika 10. İlk etkili pozisyonumuzu dakika 10'da bulduk. Evet. İbo'yu fazla yormamaya çalışacağım. Güzel. Bu sefer kırmızı kart yemeyiz inşallah. Harika. Aşağıya. Çok güzel. Selçuk Şahin. Pasını ver İbo'ya. Veremedi. Çok kötü yere attı yine. Futuro'dan aldık. Lucas Claro. Kalili. Kalili verdi bize. Biz de verdik. Tekrar geri gel. Bediden bize. Olmadı Selçuk Şahin'de. Tamam. Selçuk Şahin'e tekrar oynadım. Gel abi. Çok güzel. Vur. Top çevirdi de. Ulan ceza sahasının içine top mu çevirdi? Burada ya vuracaksın ya vuracaksın. Bu arada çok fena şekilde hastayım arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Bazen öksürebiliyorum. Bazen hapşırabiliyorum. Bazen burnumu çekmek zorunda kalıyorum. Bu yüzden... Şimdiden özür dilerim. Harika paslaşmalar da 7 ortalamaya ulaştık. Şimdiden %93 pas ortalamasıyla oynuyoruz. Rajit Oral bekledi. Orkan Çınar da. Orkan Çınar topu çekti ama bize kaptırdı yine. İyi bir müdahale ettik. Güzel pas. Bedi. Ver pasını koçum. Al bakalım. Ama bizim adamımız olmadı. Evet,
Çok güzel, indir. Harika be, harika be. Verdik, vur. Hadi be. Offside'e dikkat edin dedim. He, offside'dı. Olsun, sıkıntı yok. Çok güzel gidiyoruz, dakika 23 halen. Gel bakalım. Şuraya tekrar bize. Tamam. Aşağı oyna. Gel hocam. Al. Evet ya, düzgün tutsana Osmar bu arada. Takımda bayağı tehlikeli ya. İyi topçular var Antep'te. Ne kadar bu sezon kötü gitseler de, takım kendini toparlayamamış olsa da yine de iyi bir takım. Tiyo. Kuliçeviç topu taça gönderdi ve Gaziantep taş atışını kullanacak. Taş atışını kullandı. Top kümde Van Heek'te. Tiam tekrardan aldı. Kayalı. Mesela bak, Kayalı'nın adını bilmiyorum. Nasıl öğreneceğiz? Mecburen araştırıp öğrenmek lazım. Ama Antep'te kaç kere maç yapacağız? Topu senede 2 kere yapacağız yani. Bir sezonda 2 kere yapacağız. O yüzden çok da önemsemiyorum. Soyadını öğrenerek geçiyorum. Yolla bana. Harika geçti. Verdik. Vur. Vur lan. Yapma. Nereye vuruyorsun oğlum? Serdar. Vay arkadaş, sen yapma bari ya. Serdar Gürler topu dışarı aldı. Rajit Oral. Şimdi Orkan Çınar. İbo. Baskı altına aldık şu an onları. Pasta çıkıyorlar. Ahmet Kayalı. Ahmet diyeceğim muhtemelen. Muhammed Demir. Kaptırdı. Top bizde. Hadi be. Osman yine aldı. Pasını ver. Çok güzel pas. Vur. Yetişemedi. Kötü paslaşma dedi. Biz pası yollayamadığımız için. Çok güzel. Tamam. Ben de. Şöyle. Yüzümüzü dönelim. Baba. Çok güzel pas. Tekrar. Geçebilirsem güzel olacaktı da geçemedim ne yazık ki. Adam vücudunu koyunca topu ayağımızdan açtık. Tabii bunları daha geliştireceğiz. Şu an daha çok genciz. 67 overall olduk arkadaşlar. 66 veya 65'te başlamıştık. Gayet hızlı gelişiyoruz. Şöyle pasımı verdim. Bedi ver. Hadi be. Bediden topu alamadık. Ben hatıra. Tamam. Ben ileride kalıyorum. Güzel. Faul. 7.5 ortalamaya ulaştık. Paslarımız gayet iyi. Verimli oynuyoruz. Ama gol atamadık da halen. Selçuk Şahin. İlk yarı bitmesine son 3 dakika. Bakalım kaç dakika uzatma verecek. İlk 45 dakika bitmek üzere. Kilo. Tiam'a verdi. Gol yemeyelim. Çok tehlikeli. Vur koçum. Güzel. Uzaklaştır. Sıkıntı yok. Şöyle. Oy. Modumuzu bir silelim. Olmasın. Gayet güzel. Al oğlum. Koş. Bedi koş. Koş. Ver. At onu. İşte bu. Golü İbo atıyor. Ve size kalbini yolluyor arkadaşlar. Harika bir gol. Taraftarlarına buluştuğu bir gol. Harika bir pas geldi dediler. Helal olsun dedi. Bir gol daha. Ligde ikinci golümüzü atıyoruz. Birinci gol Kasımpaşa'ya. İkinci gol tabii ki Antep'e. 2 gol 1 asist. Çok iyi maçları çıkartmaya başladı İbo. Lige yavaş yavaş ısınmaya başladı. Topu rakip takımını pas yedim. Tamam, sıkıntı yok. Bir değişiklik yapmışız. Bu Bedi'yi sevdim. Şuraya oyna. Harika. Gel abim. Çok güzel. Şöyle gideceğim. Al bakalım. Tekrar Bedi'ye. Bedi. Al bakayım. Vur onu. Hadi be. Onunla da vursaydı var ya. Neyse, kötü pas ya. 8.7'ye ulaştık bu arada.
Ne kadar iyi oynuyorsak o kadar hocamız bizi beğenecek. Çok güzel. Yolla. Ah be. Wallace. Bu adamın ismini çok beğendim ya. Wallace Reis. Tamam. Hadi. Olmadı. Alamadı bizim oyuncumuz. Şimdi arkadan bastırdı. Benatra'ya. Güzel. Güzel. Top bizde. Dakika daha 53. Tehlikeli bir skor. 1-0. Bir gol daha atmamız lazım. Bunun için bastırmamız lazım. Fatao girdi. Tehlikeli bir oyuncu bildiğim kadarıyla. Orta sahada tehlikeli bir adam Antep'te. Tiam. Tiam bastırdık, alamadık. Putilo. Putilo pasını verdi. Benatra. Benatra'ya bastırdık ve aldık topu, güzel. Top bize gelmedi. Ballistar yine. Tiam. Tiam pasını verdi Muhammed Demir'e. Muhammed Demir vurmak istedi. Ama vuramadı. Çok özür diliyorum yine. Skekic. Pasımızı verdik. Harika. Tekrar gel. Tekrar. Olmadı be. Çok kötü yere attı. Tamam. Ünlü al. Hadi be. Geçemedik. İyi defans müdahale etti. Fatao gidiyor. Gördüğünüz gibi hızlı. Arkadan müdahale yaptık ama yetmedi. Kilo aldı. Aşağı geldik. Aldık o topu. Offside. Hadi be. Oo, çok düştü. Best profil düştü. Yeni koç. Diplomatiğe girdi. Oyuna bakalım. Al hocam. Hadi be. Geçir işte onu. Ulan İbo, ilan İbo. Bu pasları geçiremezsen neyle atacaksın? Asistlerini neyle yapacaksın, gollerini? Biz yaratıcı oyuncuyuz arkadaşlar. Yaratıcı forvet. Yani pozisyonları bizim yaratmamız lazım az buçuk da olsa. Forvette top tutup pasımızı vermemiz lazım. Güzel. Yine mi offside? Vay arkadaş, ben bayağı da önceden basıyorum ha. Yani önceden geri doğru gitmeye çalışıyorum. Aşağı indim orada. Dur. Şöyle yapacağım. Çok güzel. Şuraya oyna hocam. Gel bakayım Serdar. Al. Gel tekrar. Şuna. Güzel. Çok güzel. Gel. Oo, çok kötü vurduk be. Berbat şut. Abi arkamı dönüp vurdum ama çok kötü vurdu gerçekten. Bu şutlar gelişecek. İleride ne takımlar ne takımlar isteyecek. Şampiyonlara gidip ne başarılar göstereceğiz göreceksiniz arkadaşlar. Zaten bu oyundaki, yani oyunda değil, gerçek hayatta da yapabileceğiniz en büyük başarı Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası'nı kaldırmak olur. Biz de amacımız ikisinden birini yaptığımız zaman bu seriyi burada bitireceğiz arkadaşlar. Kaç bölüm olur, ne kadar sürer onu bilemem ama amacımız bu olacak. Hadi bakalım. İbo, Şişko gidiyor. Şişko. Şişko verdi pasını, harika bir pas yine bir diye. 8'e kadar yükseldik ama yine bu arada baskı sürmeye başladı arkadaşlar. Güzel paslaşmalar. Ver bana. Harika. Çok güzel geçtim. Verdim. Hadi be. Harika paslaşmalar gerçekten. Topu güzel çektik. Güzel yere verdik ama adamımız kötü yere vurdu. Ha, bu offside olamaz ya. Adamın arkasından çıktım ben. Gözünü seveyim, yapma ya. Antep'te bir değişiklik daha. Silah çıkmış. Gilas girmiş. Adam daha yeni girdi. Ondan da bir iş çıkıyor. Böyle.
Look across the line. Oy oy. Bu hastalıklar çok kötü ya. Bu dönemde gerçekten yani kime sorsam hasta ya şu an. Böyle bir şey yok. Bu virüs nereden geldiyse arkadaşlar. Yani az bir şey de değil. Bayağı hasta oluyor millet. Yatak döşek yatanlar biliyorum şu an. Çok güzel pas. Harika. Yapma. Top kontrolü gol pası demiş. Uzun pasta da artmışız. Ya şu pası nasıl değerlendiremezsin Serdar ya. Harika pas attık. 8.7'ye kadar yükseldik bu arada. Sanırım. Yok, Orhan Şam'ı değiştirdi. Tamam. Orhan Şam oyuna girdi. Matei. Offside değil mi? Nasıl offside ya? Bu maçta çok fazla offside'e kaldık. Muhtemelen bak offside ile ilgili kesin bir şey diyecek bize. Yok dememiş. Rakibine yakın markaj yaptı. Al sana markaj. Well, we're in the last knockings of the game, but we're still on the edge of our seats. Al bakalım. It's that close. Vedi pasını. La bana bomboşum be, yapma. Al bakalım. Orhan Şam verdi. Vur. Olmadı be. 8.8 olduk bu arada. Dakika 90. Maç bitmek üzere. 3 dakikalık bir uzatma var. Topu alamadık olsun. 8.8. Gayet güzel. Hadi bakalım. İndir onu, indirin. Korkan Çınar pasını yine attı. İndir abi. Osman pasını verdi. 8.7 ile bu maçı da bitiriyoruz. Maçın golünü biz attık ve 1-0 maçı kazanıyoruz. 3 puan getiren gol bizden geldi. Harika bir goldü. Ve kaleyi bulan ve bulmayan şut bir tane var arkadaşlar. Asist pasta asistimiz yok. Başarılı kısa pas. 34 tane başarılı kısa pas var. Orta pas 4 tane, bir tane de uzun pasımız var. Başarısız 1'e 4. Gol pası 6 tane gol pasımız var be. Ortamızda bir tane var. O da başarılı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir maç çıkarttık yine. Ve maça devam ediyoruz. Lionspor Çaykur Rizeli yapmış. Ve antrenmanları devam edelim. Bu arada normalde antrenmanları kendim yapmayı düşünüyordum ama aşırı derecede uzun sürüyor. Ve şu anda zaten yeteneği çok artmadığı için gerçekten çok zorlanacağız. Onu bildiğim için şu andaki antrenmanları geçiyorum ama ileride yeteneği birazcık daha artsın, o zaman kendimiz yapacağız. Bu arada Uğur Çiftçi şeyi bitmiş. Cezası bitmiş. Şimdi yapacağız. Karabük mü? Evet, Karabük. Ve artık bizi neredeyse her maça alıyor arkadaşlar. Son 3 maçtır oynuyorum. Bu da gerçekten güzel. Evet, formalarını beyaz yapalım. Bizimki yine aynı formayla çıkalım. Hadi bakalım. Abdülkalili. Şöyle al bakalım. Al bunu da. Var hocam. Al bakalım. Alıcı. Tamamdır. Bu kadar yeter. Ve maça biz başlıyoruz. Karabük deplasmanında mıyız? Sanırım deplasmandayız. Tam bakmadım. Muhtemelen deplasmandayız. Önceki maç ev sahibiydik herhalde. Çok güzel paslaşmalar. Yine arapasını attık ama olmadı. Deniye aldı. İshak Doğan. İshak Doğan pasını verdi. Dani de yine. Dani attı pasını. Şimdi Gaman'da. Gaman pasını verdi. Zengin. Terim Zengin mi? Kim lan? Soyadı Zengin. Bilmiyorum kim olduğunu.
Blue Page pasını verdi. Çok güzel. İbo. İbo verdi pasını. Abi nereden vuruyorsun be? Güzel pas dedin de nereden vuruyorsun? Abdülkalil 24 yaşında. Genç yeteneklerden biri de o. Zengin de Koray mı acaba? Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu adam zengin. Yine güzel pas dedik ama yine aynı şekilde top alamadı. Tanage. Tanage top kaptı. Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi bizi yakan kişiydi Kasımpaşa maçında. Razak. Razak pasını attı. İshak Doğan. İshak Doğan'dan pas Lazo'ya. Lazo top kaptırdı. Güzel. Blown for the free kick. I don't think he's going to produce the yellow card. Lazo. Gayet güzel. Biz de topu aldık, hızlandık. Yetişemiyor. Çok güzel. Al önüne be. Dribbling konusunda bu arada başarı arttı. Şuraya pasımı verdim. Tekrar arkaya aldım. Şuraya. Alıcı. Çok kötü be. Oraya nereye attım be? Olsun. Tamam. Bizde. Güzel. Tekrar. Alıcı. Tamam mı? Uğur Çiftçi'den bize. Geçiremedi. Ceyhun Gülsel. Bu ne? Skirasov. O ne lan öyle? Selezniyov. Tanage'ye verdi. Tanase mi? Tanase. Tamam, Tanase pasını verdi. Selezniyov. O da Tanase'ye verdi tekrar. Tanase geri döndü. Zengin'e. Bu adam çok zengin. Milinkovic'e. Güzel. Top bizde. Topu kaptık. Dedi. Dedi pasını verdi. Baba pasını vermek istedi. Havadan uzun pas ama olmadı. İstediğini yapamadı. Oyuncuya çarptı çünkü. Ceyhun Gülselam topu iyi sakladı. Pasını verdi. Donkenio. Donkenio'dan çaldık. Ve hızlandık gidiyoruz. Vurursa gol olur mu? Harika bir koşu ama olmadı. Korner. Bu arada topu kaldıramıyoruz bile ya. Topu gerçekten kaldıramıyoruz bile yani. O kadar ki kötü şutlarımız. Gel dedik, geldi. Pası verdik. Tekrar alalım mıyız? Hadi be, geçirmedi. Tamam. Gel Hacı. Geçirmedi Gülselam. Bu kim ya giden? Güzel pas Milinkovic. Ver pasını bize. Al bakayım. O da Badi'de demeyecek ki maçtan sonra ilk 11'i yerine aldı herhalde. Gayet güzel gidiyoruz. İshak Doğan. İshak. Alamadı. Güzel. Baskı sonuç getiriyor. Her zamanki gibi. Dani. Skilason. Sukulason. Ya o öyle okumuyordu. O yüzden bunu bir daha okumayacağım. Harika paslaşmalar. Harika. Çok güzel paslaşmalar. Kes abi. Kestirtmedi. Olsun. Vur! Vur be! Ceza sahasının içinde paslaşmalara bak be! Helal olsun sana küçük benimle. İbo yine golünü atıyor ve yine golünü atıyor. Efsane bu paslaşmalar. Ceza sahasının içinde paslaşmalara bak abi. Harika bir gol daha attık be. Helal olsun sana be. İbo işte ya, İbo ya. Şişko İbo golünü attı. Son 3 maçta her maçta bir golü var arkadaşlar. Bu maçta da Karabüyü boş geçmiyor ve golünü atıyor. Klasson yine gidiyor. Selezniyov verdi pasını yine aynı adama. O da verdi Razak'a. Razak. Selçuk Şahin. Güzel kaptık. Şu an bütün kondisyonumu bitirmek istemiyorum. 7.9 aşağı yaradık.
8 olduk yine. Halil'den bize. Babadan tekrar Kaleli'ye. Kaleli'den Selçuk'a, Selçuk'tan bana. Harika paslaşmalar. Harika. Şuraya vurursa gol olur. Vuramadı. Kötü paslaşma dedi. En son pası kötü attık. Şu an topu göremiyorum. Gel bize. Gel abi. Şuraya oyna. Çok güzel. Gel tekrar geri. Al bu abi. Buddy gerçekten oyunu iyi görüyor. Bizim oyuncumuz yani bize benziyor oyun yapısı. O yüzden çok sevdim Buddy'yi. Buddy. Gayet iyi oynuyoruz. Karakterler çok hoşuma gitti. Şu an gençler birine ısınmaya başladım arkadaşlar. Baba. Çok güzel pas. Harika. Tekrar Kalil'e. Tek paslarla devam ediyoruz. Çok güzel. Helal olsun size. Selçuk. Yukarı oyna. Serdar. Tekrar. Verdim abi, verdim ya. Ceyhun. Önünü kapatın. Baskı altına alın. Bak ilk yarı bitti. Helal olsun size takım ya. Çok güzel top oynuyoruz şu an. Karabük karşısında efsane bir top oynuyoruz gerçekten. Çok hoşuma gitti. Antalya Çaykur Rize maçı 0-0. İlk yarısı bitmiş. Tamamdır. Razak. Hadi bakalım. Kötü zamanlama dedi. 8'de oynuyoruz yine. Bu arada golü biz attığımız için. Milinkovic. Kuver. Gel abi. Gel tekrar. Gidelim hadi. Güzel faul yaptırdık ama vermedi faulü. Yukarı oynayabilirsen yukarı oyna diyeceğim de oynamadı. Ver bize. Abi benim önüme niye çıkıyor? Ulan Kalili mahvettin beni ya. Ulan ne pas almıştık orada ya. Gidecektik valla. Hadi. Kime attın koçum, kime attın? Kötü pas istedi diyorsun da bana atmadın ki. Razak'ta top, Razak pasını verdi Kalili'de. Gel bakalım. Şuraya oynadım, tamam güzel. Tekrar gel bana. Gel abi. Şuna. Buddy topu kolay topu kaptırmıyor. O yüzden oyun yapısını gerçekten çok beğendim. Ah be. Benim hatam. Orada öyle olacağını biliyordum ama unuttuk. Yine girdik içeri doğru. Şuraya oynadım. Harika pas Bedi. Şuraya ver. Vur. Hadi be. 8.1 olduk. Yalnız kaptan Bedi mi? Geçen. Şu an buna Bedi mi? Quite entitled to do what he's doing here. Yeah, I think we all thought he was going to go back, but it's good to see advantage being played. Bardağı vurdum, az daha düşüyordu bu arada. Substitution now for the home team. Well, this attack. Yavaş yavaş orta sahaya doğru dönüyorum. Kondisyonda çok yemek istemiyorum. Zengin. Tanase. Ortaya kesti, vurdu. Çok güzel. Çok güzel. Az daha yiyorduk. Sanırım direkten döndü. Traore. Tanase. Ceyhun Gülselam. Tutun abi onu. Güzel. Güzel, dakika 61. Oyna bana. Al abi. Hadi direkt ayağından topu çıkartıyor. Aynı bizim gibi oynuyor ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Daha önceki maçlarda neredeyim şu adam diye. Baba. Şöyle. Şöyle tekrar. İzin vermediler. Harika paslaşmalar. Gel abi. Oo, Dani öldürdü bizi ya. İshak Doğan Lazo'ya verdi. Lazo geri çekti topu. Pasını verecek. Verdi Ceyhun'a. Ceyhun Skulason'a. Skulason verdi Dani'ye. Dani verdi Zengin'e. Zengin İleri uzun top attı. Kimde? Bizde. Bizden kime? Duruyer'e. Duruyer. Badden bize. İbo
pasını verdi yine tabii tekrardan Badi'ye. Badi verdi Serdar Güller'e. Oğuz kes abi. Kötü orta. Kaleci Rijeka. Selezniyol. Selçuk Şahin. Şahin'den bize. Baba. Was good progress with this attack. Verdirtmediler. Şimdi verdim. Oo bak çok güzel düşündü olmadı. Gönan'dan tekrardan aşağı İsa. İsak Doğan açtı önüne. Çok güzel baskı yine topu kazandırdı. 8-4 oynuyoruz. Çok güzel pas. Al hocam. Ya bak aşağı niye atıyorsun ki? Yukarıda bombuşum ya. Bu sefer de Serdar'ın yerine şeye girdi, Mate'ye girdi. Çok güzel kaptı topu. Al bakalım. Vur! 8.7. Harika pas yine ama yine gol atamadık. Hadi Lido. Bilmiyorum fark etmedim. Onlarda da Zek girdi. Şu an unuttum adını. O adamın adını biliyordum. Gayet güzel. 8.8 oldu. Rijeka aldı yine. Kalecileri aldı. 8.7 ile devam ediyoruz. Yine kötü pas isteyecek. 8.7 devam. İsak Doğan. Ondan da Razak. Razak. Razak sol kanattan hızlı bir şekilde gidiyor. Razak. Önünü kapatın. Kapatın önünü. Kapat. Çok güzel. Koko. O ne lan önünü lan? Biz ne biçim isimleri var onu bunları diyor. Koko önünü lan. Evet. Güzel indir. İbo indiremedi. Skulason. Skulason pasını verdi. Zengin. Zengin'den Gama'na. Gama. Verdi pasını İsak Doğan'a. İsak Doğan kaptırdı mı? Kaptırmadı. Ve topu verdi Serdar'a. Oradan Serdar'dan yani bizden Mate'ye. Mate'ye önüne açtı topu. Gidiyor Mate'ye. Kaptırdı İsa'a. Evet bizim kondisyon öldü herhalde. Artık yani bence de normal ölmesi. Çok güzel Poco faul yaptı. Gel bana gel bana. Gelmedi. Çok kötü. Neydi ya o? Yabancı da unuttum adını. Vur çiftçi. O topu almalısın. Güzel unutmayın. Dakika 89. Bu dakikadan sonra gol yememiz lazım. Bu maç yine 1-0'da olsa bizim olsun. Poco. Poco'dan topu aldık harika. Hadi be olmadı. Gel abi. Gelmedi. Tamam güzel duruyor. Buraya vur. Güzel. Çok güzel. 8.6 ile bu maçı da bitirdik arkadaşlar. Ve ikinci golümüz de bu yani şu anda ligde toplam 3 golümüz oldu. Ama sizin yani videoda çekebildiğim ikinci golüm oldu. Ve son 3 maçta 3 golümüz var. Harika gidiyor. İbo. Gördüğünüz gibi hem şişman hem kel. Bu arada bütün özelliklerimiz artıyor. Gücümüz 10 oldu. Voleler 10 oldu. Vole mi attık lan biz? He doğru. Gol yarım vole sayılır. Hadi bu antrenmanlar iyi geçsin. Uzaktan şutlar 64 oldu. Serbest vuruş şutları geçtik. Sıkıntı yok. Ve bir sonraki maça bakalım kimle yapıyoruz? Başakşehir'le yapıyoruz. Bu da önemli bir maç. Bu maçta oynatacak bize. Dribblingimiz falan da arttı. Haftanın takımına seçildik bu arada. Haftanın takımına nereden bakıyoruz acaba? Bu ne? Gol krallığında birinci sırada Podolski var. 10 golle. Bizden kim var? Gençler Birliği'nden golcü yok. Gerçi biz çok gol atamıyoruz ki. Oo, Başakşehir'de Adebayor 8 golle gol kralında 2. sırada. Putsila varmış bu arada. Gaziantep'te 4. sırada. Bu arada Gaziantep ligde iyi durumdaydı. Doğru. Bak
unuttum. 5. sırada şu an Gaziantep. Gaziantep'i 1-0 yendik. Bu çok güzel oldu. Yalnız biz bir kere bir tane maç kaybettik. Ha, bizim maç eksiğimiz var. Kime puan kaybettik biz? Kasımpaşa'ya puan kaybettik. Kasımpaşa'ya puan kaybettikten sonra Galatasaray'ı kazanmıştık zaten. Aynen. Şu anda Galatasaray yine puan kaybetmiş bu arada. Sanırım Çaykur Rize'ye 2-1 yenilmişler. Bizim maç eksiğiyle şu an 4. sıradayız. Maç eksiği olan bir takımı Trabzonspor 35 puanla 2. sırada. 36 puan. Yani lidere yetiştik neredeyse arkadaşlar. Lidere neredeyse yetiştik. Bu lig bu şekilde gitmez. Bu ligde biz daha da yükseklere çıkacağız inşallah. Ve bu bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Yine 35 dakikalık bir bölüm olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki oyuncu kariyerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.